Lezzet Avcısı'ndan herkese merhabalar. Her hafta birbirinden güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Ufuk Başkara Beyefendi'nin işletmesine geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Ufuk Bey. Merhaba Büşra Hanım, hoş geldiniz. Öncelikle firmamıza ziyaret ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. İsmim Ufuk, aslen Denizliliyim. 83 doğumluyum. Halkla ilişkiler, reklamcılık mezunuyum. 6 sene önce Aksaray'a geldim. Eşim buralı olduğu için. Eşim burada uzman çocuk doktoru. Nihayetinde biz buraya yerleştik. Şu an iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Yaklaşık 2 seneden beri bu firmayı işletmeye, halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir mekan. Allah'ım hayırlı bol kazançlar versin. Bugün bizlere çöp şiş yapacaksınız. Ustalarınızla, elemanlarınızla beraber. Biraz çöp şişin tarihçesini merak ediyorum. Aslında Aksaray'da yoktu. Bu sizinle beraber yenilmeye, tanınmaya başlandı aslında. Onlardan biraz bahseder misiniz? Şimdi şuradan başlayayım öncelikle. Ben Aksaray'a geldiğimde biz Egeli olduğumuz için Ege'nin lezzetlerini aslında Aksaray'da biraz bulamadım. Nitekim çöp şiş zaten yoktu. Yani kısmen bir köfte kültürü vardı ama tam değildi. Aradığımız lezzeti bulamıyorduk. Nihayetinde biz çocukluğumuzdan bu yana hep çöp şiş yiyen bir neslin çocuklarıydık, torunlarıydık. Benim dedem çöp şişçiydi ortaklarda. Bu dededen gelen bir nesil. Biz tutkuluyuz çöp şişe. Tabii Aksaray'da bunu bulamayınca bir eksiklik olarak tespit ettim. Ben kendim buraya geldiğimde devlet hastanesi müdürlüğünü yapıyordum. Kendim mutfağına bakıyorduk. Mutfak bizzat bendeydi. Ben otelcilik müdürlüğünü yaklaşık 2,5 sene yürüttükten sonra dedim ki burada bir eksiklik var. Çöp şiş kültürü yok. Lezzet de tam. Yani insanlar çöp şişi çok seviyorlar. Hiç tatmayanlar bu lezzete aşina oluyorlar. Dedik ki burada niye olmasın? Nihayetinde hastaneden sonra biz bu çalışmaya, bu konuda bir altyapı hazırlamaya başladık. Yaklaşık bu benim altyapım 1-1,5 sene sürdü. Bu işi nerede yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, nasıl bir nezih ortam yaratabiliriz? İnsanlar geldiği zaman, bu çöp şişi tatmaya geldiği zaman alenade hemen doyup kalkma usulünde değil de keyifle bunu yemeleri, efendime söyleyeyim, burada bir huzur bulmaları. Onun için bir altyapı oluşturdum burada. Yaklaşık bu altyapım benim yine 1,5 seneden sonra burayı inşa etmem de yaklaşık bir 3-4 ayımı aldı. Nihayetinde biz burayı açtık. Yaklaşık 2 sene oldu. Çöp şişin tarihinden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle dedim ya, niçin burada çöp şiş? Çöp şiş çok uzun yıllar önce keşfedilmiş bir lezzet aslında. Tarihçesi şöyle, çok gariptir, biraz da ilginçtir. Cumhuriyet tarihinde Aydın-İzmir tren yolu inşa edilirken, tabii yeni savaştan çıkmış ülkemiz nihayetinde çok kayıp verdi. Bu işlerde uzman olan mühendislerini de kayıp etti. Ve bu mühendislerle bu işi yapamadığı için dışarıdan, İngiltere'den mühendisler getirildi. O tren yollarını inşa etmek için. Nihayetinde bu uzun bir çalışmaydı. Ve oradaki mühendislerimiz, yani İngiliz mühendislerimiz Türkiye'de o tren yollarını, raylarını inşa ederlerken yemek kültürüne alışamamışlar. Nihayetinde kendi çabalarıyla, usulleriyle o vakitlerde kasaptan et almışlar. Etleri de o zamanlar o tren yollarının orada sazlıklar var. Bu eskiden dedelerimiz olta tutarlardı onu da bilir misiniz bilmiyorum. Saz, kamış deriz biz ona. Şeker kamışı. Onlardan çok tabii. Oradaki kamışlardan ince çubuk haline getirip bıçaklarla aldıkları etleri onların üzerine takarak
ateşte pişirmişler. Buna da çöp şiş demişler. Pişirmişler. Nihayetinde bakmışlar ilk önce çok kalın yapmışlar, pişmiyor. Sonra bunu inceltmişler biraz daha, küçültmüşler, pişirmişler, yemişler. Ama bu epey böyle bir müddet böyle lezzetle güzel gelince bir müddet böyle devam etmiş. Halk da, oradaki halk da bunu görüyor, izliyor. Zaten yoksulluk var, savaştan çıkılmış, Cumhuriyet dönemi. Halk da demiş ki ya biz bunları böyle yapıyor. Biz yapalım, bunlara satalım. Çocukların pişiriyorlarmış halk böyle yine ince ince. Çöp şişlere takıyorlarmış. Çocukların önlerine, boyunlarına ip takmak suretiyle kasalarla İngiliz mühendislere et satıyorlarmış. Pişmiş et. Evde pişirip onlara satıyorlarmış. Ve çöp şiş buradan günümüze doğru yaklaşık 150 yıldan bu yana aşina olmuş. Ve nihayetinde orada eskiden tren yolunda Aydın'a giderken o Horsunlu, efendime söyleyeyim, ortaklar Aydın'da hep tren yolunda çöp şiş satarlardı. O çöp şiş kültürü daha sonra ana yola taşındı. Şu anda Aydın ortaklarda komple Söke'ye kadar, hatta İzmir'e kadar yol kenarlarında turizmcilere hizmet vermek kaydıyla çöp şişçiler vardır. Buralarda menşi olarak hani ortaklar çöp şiş olarak insanların aklında kalır. Aslında bu bir ortak değildir. Sadece Aydın'ın bir ilçesi olan ortaklar. İnsanlar şimdi buraya gelince diyor ki ortaklar acaba siz ortak mısınız? Değil. Aydın'ın ilçesinin ismi olduğu için ve orada bu kültür bir meyve verip ağaç olduğu için oranın ismiyle anılıyor. Biz de dedik ki buraya geldiğimizde yine aynı şekilde burada bu kültür yok. Bu kültür bizim dedemizden geliyor. Biz bu işin içerisinden geliyoruz. Dedik ki bu kültürü burada yaşatacağız. Ve halkımıza hizmet sunmaya başladık. Tarihçesi bu. Gerçekten çok güzel anlattınız. Bilmeyen seyircilerimiz için de. Eminim tadı da çok lezzetli. Merak da ediliyorum. Kesinlikle. Nasıl yapılıyor? İsterseniz mutfağınıza geçelim. Yapmaya başlayalım. Buyurun efendim. Şimdi de çöp şişlerimizi hazırlamak için Şuayb Bostaprak ustamızın yanına geldik. Merhabalar usta. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ustam ne kadardır bu işi yapıyorsun? Kendim yeni kentliyim. 58 doğumluyum. Hı hı. 70 yılından beri bu sektörde Aksaray'ın iyi yerlerinde çalışarak bu seneye kadar geldik. Ama bu dönem içerisinde işletme sahibimiz olan Ufuk Bey'in tercihinden buraya gelmemi arzu ettiler. Geldik ve de aslında bizim yöremizin bir kültürü değil, Ege'nin kültürü olduğu için bunu Aksaray'da yapmayı arzu etmiş. Bizler de buna bir meslektaşı olarak yaparak ve size ne şekilde yaptığımızı göstererek ve şehrimizin içinden ve dışından gelen misafirlerimize sunmak üzere hazırlıyoruz. Bir porsiyonluk hazırlayacaksınız. Evet, bunda bir porsiyonluk. Önce kuyruğumuzu doğrayacağız. Etimiz bonfile ettir, tazedir. Etlerimizi önceden biz terbiyeliyoruz demir mi? Sosluyoruz. Sosta hiçbir şey kullanmadan taze doğruyoruz, takıyoruz ve ocağımızda gereken tuzunu, şeylerini orada günübirlik hazırlıyoruz. Misafirlerimize sunuyoruz. Ha, memnun oluyorlar mı? Mutlaka oluyorlar. Herhangi bir şikayet de almıyoruz. Ama daha güzelini yapmak için mücadele ediyoruz. İnşallah. Peki ustam, bir porsiyon için ne kadar et kullanacağız? Kaç gram et kullanacağız? Her bir şişi, şimdi arkadaşımız da şişleri takarken göreceksin. Bir adet kuyruk takıyoruz. Üçer parçadan 200 gram. Gram olarak biz bunu öyle kesiyoruz. Ve her porsiyonda 200 gram olmak üzere pişiriyoruz ve sıcak bir şekilde misafirlerimize sunuyoruz. Başlayalım. Ben de merak ediyorum ustam. Tamam efendim. Efendim kuyruklarımızı böyle küçültüyoruz. Oldukça küçük kullanıyorsunuz. Evet, küçük. Çünkü büyük olmuyor. Küçük kullanıyoruz. Buradan bonfile etinizi alıyoruz. Ben buradan doğruyorum. Diğer Hasan arkadaşımız da çöp işlerini yapacak. Çöplerimiz de bu arada bizde değil. Bunlar da yöresel olarak Denizli'den geliyor. Özel olarak yaptı. Özel üretim bunlar. Özel olarak yaptı. Çünkü bizim burada dedim ya böyle bir kültür olmadığı için
Şişlerimizi de oradan getiriyoruz, takıyoruz, günübirlik misafirlerimize sunuyoruz. Gerçekten et yumuşacık, şimdi pişmeden evet. bile belli şimdi yumuşacık siz oldu. Siz diyeceksiniz bu etin ne kadar gram olduğunu, 200 gram olduğunu biliyordu. Biz orada göz kararı ayarlıyorsunuz. Ayarlıyoruz, burada şişlerimize taktığımız hı hı. için bunları zaten biz önceden de tartıp hazırladığımız için kramajını o şekilde sunuyoruz. Şimdi ben bu arada taktım, etimizi doğradım hı hı. ve bu sadece bir porsiyonluk için evet. hazırladık. Bu evet. kadar et burada kullanacağız. Burada ben yardımcı arkadaşım Hasan Usta'ya devrediyorum. Ustacığım buyur. Ustam da burada takıyor. Tak ustacığım. Şimdi de Hasan Usta'mızla beraberiz. Kendisi etleri çöpçe takacak. Merhabalar usta. Merhaba efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Seni de tanımak istiyorum usta. İsmim Hasan Uygur. Ben de yaklaşık 10 senedir bu sektörde çalışmaktayım, hizmet vermekteyim. 2 senedir de buradayım. Ufuk Bey'le beraber çalışıyoruz. Mutluyuz, memnunuz. Ege yöresine ait çöp işimizi misafirlerimize sunuyoruz. Memnun da kalıyorlar ustamızın da dediği gibi. Bir şimdi, püf noktası var mı ustam? Efendim bu etin çok yumuşak olması lazım. O yüzden bonfile etini seçiyoruz. Bir de dinlenmesi lazım ki iyice yumuşak olması için. Evet. Yani yumuşaklık sadece. Nasıl takarken bir şeylere dikkat ediyoruzdur mutlaka. Evet ben şimdi size takmasını göstereyim efendim. Hı hı. Önce kuyruğumuzu geçiriyoruz. Sonra etimizi. Bu şekildedir. Bunun en büyük lezzetini veren har ateş, yüksek ateşte 50 saniyeyi geçmeden pişmesidir bunun. Çabuk pişiyor. Tabii ki. Çok yüksek hızda pişmesidir. Çünkü et yumuşak olduğu için yavaş ateşte piştiğinde bu et sertleşir efendim. Peki bir porsiyona kaç tane şiş koyacaksınız? 15 tane koyacağım. Değerli izleyicilerimiz etlerimizi doğramıştık. Şimdi de Hasan ustamla beraber çöp şişlerimize takıyoruz. Bir porsiyonda 15 tane çöp şiş olduğunu söyledi kendisi. Evet efendim doğrudur. Takalım etlerimizi. Değerli izleyicilerimiz çöp şişlerimizi taktık ve şimdi sıra pişirmeye geldi. Evet Şuayb Usta, pişirme işlemini yapacağız beraber. Evet, evet efendim, şimdi çöp şişlerimizi koymadan önce zımpara yardımıyla ocağımızın üzerini bir zımparalıyoruz ve tekrar bezinden siliyoruz ve bu arada etlerimizi ocağımıza koyuyoruz ve bu arada bunu koyduktan sonra tuz ilave ediyoruz. Çünkü bizimki tuzsuz olduğu için hı hı. tuz da atıyoruz. Ve burada eritilmiş tereyağımız var. Bunu da gezdiriyoruz. Ondan sonra maşa yardımıyla buna basarak, yani basmaktaki maksatımız meslek dalında mühürlemek demek. Mühürlemek demek de etin kızarmasını sağlıyoruz. Daha ve çabuk pişecek. Aynen öyle. Tekrar bunu böyle kızarttığımız zaman tekrar bir müddet duruyoruz. Zaten çok çabuk pişiyor evet. çöp şişleri. Yine aynı maşa yardımıyla şöyle maşa yardımıyla alıyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Ve tekrar yine aynı şekilde biraz tereyağı daha ilave ederek diğer öteki yüzüne kızarması. Aynı maşa yardımıyla gene basıyoruz. Evet Hasan ustam, Hasan şimdi abi, pişerken bir işlem daha yapacağız. Ne yapacağız? Tabii ki. Reşvakit'iyle Osmanlı hocamıza hazırlayacağız efendim sunum için. Hı hı. Ben size hemen hazırlanışını da göstereyim. Reşvakit'imizi yuvasına döküyoruz. Burada haznemiz var. Ondan sonra çakmak yardımıyla yaktığımızda tamam mı? Buraya suyumuzu ilave ediyoruz. Buradaki soğanımız, pişmiş soğan. Buradaki yuvamızı yerleştiriyoruz ki aromasını versin. Aromasını versin. Buradan yanan ateşle bu su ısındığı için, buhar yaptığı için efendim güzel bir esans, aroma katıyor. Sunumumuzda bu şekilde. Müsaade et. Peker soğanımız, domatesimiz, biberimiz. Şimdi ustam çöp şişlerini yerleştirsin. Gerçekten harika oluyorlar. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun.
Bunları üst üste koyuyoruz. Çünkü niçin üst üstüne koyuyoruz? Sıcaklığını muhafaza etsin. Çünkü dağını koyduğumuz zaman soğumasın, sıcak olsun. Şefim, böylelikle efendim misafirlerimize sunuyoruz. Tamam. Değerli izleyicilerimiz, çöp şişlerimiz pişti ve ustamız da şimdi getiriyor. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık usta. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık efendim. Geldiniz. Sağ olun efendim. Buyurun. Afiyet olsun. Ufuk Bey, ellerinize, emeğinize sağlık. Gerçekten harika görünüyor. İsterseniz tadına bakmadan önce en baştan nasıl yaptık çöp şişimi bir de sizden dinlemek istiyorum. Şimdi efendim, etlerimizi öncelikle bizim güvenilir yerlerden alıyoruz. Aldığımız yer her zaman sabit yerdir. Tadını bildiğimiz, kalitesini bildiğimiz etleri devamlı aynı kasabımızı değiştirmeden biz devam ederiz. İşte bonfilelerimizi biz getiririz burada ve dinlendiririz. Bizim etlerimizde baharat yok. Hı hı. Bizim etlerimizde marine yok. Biz bunları tamamen kendi doğal halinde bekleterek yumuşatıyoruz. Marinemiz o. Tuz ve et. Evet, gerçekten çok merak ediyorum tadını da. Nasıl yememiz gerekiyor Ufuk Bey, isterseniz ben şimdi ona göre alayım. Çöp şiş kültürü aslında et yemek de bir kültürdür. Evet. Şimdi eti yerken önce lavaşın içerisine biraz közlenmiş soğanını, biberini ve domatesini hafiften lavaşın içine koyarsın. Bir tane de çöp şişimizden alıp içine çekersiniz efendim. Afiyetle ayranı yersiniz. Ben şimdi ufak bir etin tadına bakayım. Minicik alayım isterseniz. Ve bunu elle yemek elzemdir. Daha mı güzel olacak? Tamam. Elzemdir. Et o kadar yumuşak ki gerçekten ustam. Ellerinize, emeğinize sağlık. Harika bir lezzet. Ağzımızda dağılıyor. Değerli izleyicilerimiz, siz de bu güzel lezzetleri görüp yerinde tadıp yiyebilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum Ufuk Bey. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugün anısına size küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullan inşallah. Çok çok mutlu olduk. Belediye Başkanımız Evren Bey'e sizin vasıtanızla çok teşekkür ediyoruz. Belediyemize. Ayaklarınıza sağlık efendim. İnşallah Evren Bey'i de burada misafir etmek isteriz. İnşallah isteriz. Efendim. Nihayetinde misafirlerimizi burada ağırlamak, memnun etmek, burada ziyafet vermek inanın bizim çok hoşumuza gidiyor. Bizi onüre ediyor. Her şey para değil. Bir güler yüz, tebessüm ve teşekkür inanın bizlere daha çok işimize motive ediyor. Teşekkür ederim, bizleri burada onurlandırdınız. Bizler de sizin sayenizde lezzetlerimizi halkımıza tanıtma fırsatı doğdu. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Sizlere de çok teşekkür ederim Şahin Usta. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Lezzet Avcısı'nın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.